Dinle Jago. Sen de iyi bilirsin. Bu ailenin saygınlığı, bu ailenin onuru ve şerefi benim için çok önemlidir. Bunu kendi gözünle gördün. Mabetten kutsal bir şeyler getiren insanlar o şeyleri önce bize ikram ederler. Sonra çocuklarına verirler. Şehirli insanların senin gibi iyi eğitimli olduklarına, hayatı bildiklerine inanırdım. Ama bugün Gaure'nin yaptıklarından sonra iyi insan olmak için köylü ya da şehirli olmanın fark etmediğini anladım. İyi insan olmak eğitimle ilgili değilmiş, kalple ilgiliymiş, değerlerle ilgiliymiş. Bu kız konuklarla nasıl konuşulacağını gerçekten bilmiyor. Pek çok şey söyledi. Bu aileye biraz olsun saygısı yok. Kendisi bu ailenin gelini olmak istiyor. Hiç utanmıyor mu? Ailemizde hakaret etti. Anandi'ye hakaret etti. Durduk yere olay çıkardı. Önüne gelene bağırıp çağırdı ve sonra da çekip gitti. Evet babaanne. Bugün Gauri çok büyük bir hata yaptı. Seni tanıyorum. Bunu görmezden gelemezsin. Bu yüzden onun adına hepinizden özür dilerim. Burada Gauri suçlanıyor. Ama onun yaptığı yanlış mıydı? Onun hatası da olsa, hepimiz artık şunu anlamaya çalışmalıyız. Bu hatayı neden yaptı? Anandi, hepimizden daha çok hakarete uğradın. Ve şimdi bunu mu söylüyorsun? Anne, ben nasıl hakarete uğradığım için üzgünsem, Gauri de ne yazık ki hakarete uğradığı için üzgün. Çünkü ona bu ailenin gelini statüsü verilmedi. Jagdish Gauri ile evlendi. Onu karısı olarak bu eve getirdi. Bu yüzden bu evin gelini olmaya hakkı var, öyle değil mi? Sadece bu evde değil, köylülerin gözünde de bu ailenin gelini olmalı. Jagdish'le evliliği gizlendiğinden kendini kötü hissetmesi normal değil mi?
Bugün onun davranışları ya da kültürü konuşulmadı. Çektiği ıstırap konuşuldu. Hepimiz onun kişiliğini bu ilişki içinde arayıp duruyoruz. O da aynını yapıyor, öyle değil mi? Bu ailede kişiliğini bulmaya çalışıyor. Bu ailenin gelini olarak. Ama o kimliği elde edemediği için kendini kötü hissediyor. Az önce söylediği şeylere kızacağımız yerde onun içinde çektiği acıyı hissedebilirsek belki bütün sorunları çözebiliriz. Ama Gauri'nin istediği kimlik senin sahip olduğun kimlik Anand. Gauri'yi karısı olarak görebilir. Ama bu evde benim için tek bir gelin var. Benim Anand'im. Hepiniz beni çok seviyorsunuz baba, bunu biliyorum. Ama sırf bu sevgi için asıl gerçeği görmezden gelemeyiz. O gerçeği hepimiz biliyoruz. Ama kabul etmiyoruz. Lütfen az önce söylediklerini iyi düşün baba. Jagdish, Gauri'yi bu ailenin gelini olarak görüyor. Sen beni gelinin olarak görsen de bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Bir çift arasındaki ilişkide bunu konuşma hakkı karı kocanındır. Başka kimsenin değil. Anandi. Bunu nasıl başarıyorsun Anandi? Gerçekten buna inanamıyorum. Sempati kazanabilmek için her şeyi yapıyorsun, öyle değil mi? Buraya gelirken hayalimde bu evin gerçek gelini olmak vardı Anandi. Hayalimi mutlaka gerçekleştireceğim. İlişkiler yapılan iyilikler üzerine inşa edilemez. Bırak kendim yapayım, güçsüz biri değilim. Korkak biri de değilim. Benim arkadaşım değilsin. Senden yardım istemedim. Bunu o kafana sok. Yani lütfen... Sempati kazanma hayalini başka şekilde gerçekleştir. Jagat'la benim arama girme.
Gidelim. Gidelim dedim. Neyin var senin? Neden öyle davranıyorsun? Öfke gözlerini öyle kör etmiş ki senin için iyi olanı göremiyorsun. Anandi sempati kazanmaya çalışmıyor. Çünkü şunu biliyor. Büyüklere karşılık vermek küstahlık olarak görülür. Herkesin önünde söylediği şey senin iyiliğin içindi. Ailenin gelini olduğu halde herkes seni kabul etsin diye çabalıyordu o. Ama görmedin. Bu konuda hatalısın. Anandi'nin ne yaptığını gerçekten göremiyor musun ha? Görebiliyorum. Gayet net görüyorum. Bu yüzden kendisine sordum. Göz boyamayı nasıl başarıyorsun dedim işte. Onca insanı mutlu etmek kolay değildir. Buna inanamıyorum. Aynı Gauri olduğuna inanamıyorum. Olgunluğuyla beni etkileyen Gauri. Nasıl bu kadar değişebildin ha? Nasıl bu kadar anlayışsız birine dönüştün? Anandi'nin gösterdiği olgunluğu hatta daha fazlasını senden bekliyorum ama sen... Neden Gauri? Gauri lütfen. Ağlama. Biliyorum biraz fazla oldu. Gauri üzgünüm. Hayır Cagat. Hayır. Sen haklısın. Yanılmışım. Çok değiştim. Ben bu değilim. Ben bu değilim Cagat. Artık hiçbir şey benim kontrolümde değil. Sabrımın sonuna geldim artık. Üzgünüm. Ama tahammül edemiyorum. Burada daha fazla kalamam. Lütfen Mumbai'ye geri dönelim. Burada kalırsam aklımı kaybedeceğim. Ve eski Gauri olamayacağım. Sevdiğin kız olamayacağım. Dün söylemiştin. Biletler bugün belli olacak demiştin. Biletlere ne oldu? Gauri bak. Şimdi tatil sezonu. Otobüslerde yer yok. Bu yüzden de bilet almak gerçekten çok zor. Ama bir acenteyle konuştum. Bize en kısa zamanda bilet ayarlayacaklar Gauri. Ama... Gauri. Söylediklerim moralini bozmasın. Lütfen. Olanları anlamaya çalış. Bana cesaret verdiğinden buraya gelebildim. Ailemle ilgili umudum yoktu. Beni kabul edeceklerine dair, bir şeylerin değişeceğine dair. Ama şimdi biraz da olsa umudum var Gauri. Buradan kırgınlıklarla ayrılmamızı istemiyorum. Ben de farkındayım. Çok şeye tahammül ettin sen. Acı çekiyorsun. Gauri senden rica ediyorum. Benim için biraz daha sabret. Eğer bugün buradan bu şekilde gidersek bir daha buraya asla dönemeyiz. Evimi, ailemi, her şeyimi kaybederim. Ve bunu sen de istemezsin, değil mi? Bunu istemem tabii. Tamam. Senin için elimden geleni yapacağım. Gauri, bir şeyi unutma. Bu ailenin gelini olmak istiyorsan, herkesin gönlünde yer etmen gerekiyor.
onlara saygıda kusur etmezsen eğer, er geç sevgi ve saygı görürsün. Bu yüzden rica ediyorum. Herkesten özür dile. Ben özür diledim. Ama bu onlar için bir teselli. Ancak sen özür dilersen saygınlıklarını yeniden kazanırlar. Bugün burada yaşananlar için hepinizden özür dilemek istiyorum. Konuklarınıza o şekilde davranmamalıydım, evet. Benim yüzümden hepiniz küçük düştünüz. Gerçekten çok pişmanım. Bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Lütfen beni bağışlayın. Lütfen. Daha çok gençsin. Bu yüzden bir şeyi izah edeceğim. Herkes parasal bir kaybı, mal ve mülkün yitirilmesini bağışlayabilir. Ama birisinin onuru incinmişse, bunu kimse unutamaz. Olgun insanlar bile bunu yapacak kadar cömert değildir. Birisine hakaret etmek gibi bir şeydir. O kişiden seni affetmesini bekleyemezsin. Yine de hatanı kabul ettiğin için biraz olsun sevindim. Bunu biri kabul et dediği için yapsan bile. İnsanın hatasını zamanında fark etmesi çok önemlidir. Aradan zaman geçecek olursa hatanı düzeltme imkanın olmayabilir.
Anandi. Kontrolümü kaybetmiştim. Ve düşünmeden sana kötü şeyler söyledim. O incitici sözlerimden sonra beni affetmen hiç kolay olmayacak belki. Belki de imkansız. Ama yaptığımdan çok utanıyorum. Beni biraz olsun anlarsan, kafam çok rahatlayacak. Lütfen Anandi. Lütfen. Lütfen beni bağışla. Derler ki, incinmiş olan kişi acının ne olduğunu bilendir. Belki de ben bu yüzden acını anlayamıyorum. Çünkü ben böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Ailem daima yanımda oldu. Ama onlar olmasaydı, belki o zaman ben de senin gibi endişelenirdim. Senin yaptığını ben de yapardım. İşte bu yüzden benden özür dilemene gerek yok Gauri. Seni anlıyorum. Teşekkürler Anand. Teşekkürler. Bana özür dilememi söylediğin için. Hatamı kabul ettikten sonra biraz da olsa rahatladım. Yoksa hep suçluluk duyacaktım. Biliyorum. Bana hala çok kızgınlar. Beni kolay affetmeyecekler. Ama şunu bilecekler. Özür dileyebilen biriyim. Onlarla ilişkimi düzeltmek istiyorum. Hepsine saygı göstermek istiyorum. Umarım bir gün beni anlamaya çalışır ve öfkelerini unuturlar. Ve o zaman bana hak ettiğim saygıyı gösterirler. Öyle olmasını umarım. Onlarla yakınlaşamayabiliriz. En azından kalplerini kırmadan ayrılırız. İlk adımı biz attık Gauri. Şimdi ne olacak görelim. İyi günler Bay Byron. İyi günler. Ne güzel tesadüf. Az önce aklımda siz vardınız ve size rastladım. Önemli bir şey mi var? Söyleyin. Evet Bay Byron. Ne oldu? Mesele nedir?
İşittiğime göre Jagdish ikinci kez evlenmiş Bay Byron. Ama buna pek inanmadım. Doğru mu Bay Byron? Bay Byron, siz okumuş bir insansınız. Çok açık fikirlisiniz. Bu toplumda yaşadığınız halde yine de Anandi'nin okumasına izin verdiniz. Ona özgürlüğünü vermekle kalmayıp ona aynı zamanda destek de çıktınız. O kıza adeta kızınız gibi davrandınız. Ama siz varken Anandi'ye böyle bir haksızlık nasıl yapılabildi? Yani Jagdish'in evliliğini nasıl kabul ettiniz? Neyse. Artık gideyim. Bay Byron, aile sorunlarınız sizi ilgilendirir. Ama en azından bir tesellim var. Anandi okumaya devam edecek. En azından onun eğitimli biri olmasını sağlayacaksınız. Ayrıca dersleri onun hayata tutunma arzusunu arttırabilir. Bugün sana diyorum ki, hadi git ve istediğin kadar kitap al. Kendini derslerine ver. Desteğim seninle. Bu kalemi senin için getirdim. Bu kalemle güzel işlere imza atacağından eminim. Kızım okumak istiyorsa bu istediğini almasına yardım edecek. Yeni hayatının boş sayfalarını bu yeni kalemle doldurmanı istiyorum. Al kızım, ders kitapları. Üniversiteye hazırlanman için. Çok iyi bir doktor olmanı sağlayacağım. Jagdish'ten bile daha iyi bir doktor. Bu parayla istediğin kadar kitap al ve kendine derslerine ver. Desteğim seninle. Bu istediğini almana yardım edecek. Yeni hayatının boş sayfalarını bu yeni kalemle doldur gelinim. Her zaman senin yanındayım. Seni destekliyorum. Bunu sakın unutma. Çok iyi bir doktor olmanı sağlayacağım.
Jagdish'ten bile daha iyi bir doktor. Bu parayla istediğin kadar kitap al ve kendini derslerine ver. Desteğim seninle. Bu istediğini almana yardım edecek. Çok iyi bir doktor olmanı sağlayacağım. Jagdish'ten bile daha iyi bir doktor. Gerçekten doktor olmak istiyor muyum? İyi ama neden doktor olmak istiyorum? Bugün kocan doğru dürüst yemek yiyecek ve sana övgüler dizecek canım. Hepsi de onun sevdiği yemekler. Ondan her ne isteyeceksen şimdiden düşün canım. Ha? Neyin var Puli? Yok bir şey anne. Neden bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Öyle halsizim ki. Oh, dur bakayım. Hayır, ateşin yok canım. Peki ne oldu Puli? Korkuyorum anne. Nedense kendimi yorgun hissediyorum. Şimdi bunları boş ver. Git biraz dinlen. Yemekleri ben hallederim. En azından hamur yoğurayım. Sanki düşüp kalacaksın. Hadi git biraz uzan canım. Kendini daha iyi hissedersen gelirsin. Yoksa yataktan çıkma, tamam mı? Hadi. Abla, hoş geldin. Şöyle geç, otur. Hoş hadi. Bulduk. Gel abla, gel. Gena. Bak kim gelmiş, bir bardak su getir. Ve biraz da çay demle. Hayır. Çay falan istemiyorum. Evden yeni çıktım canım. Uzun zamandır seni ziyaret etmeyi düşünüyordum. Fırsat bugüneymiş. Her şey yolunda mı? Sağ ol kızım. Abla, konuşmayacaksan bana sormak için geldiğin şeyi nasıl soracaksın? Yıllardır bu köyde yaşıyorum abla. Evin içinde olsam bile dışarıda olan biten her şeyden haberdarım. Burası Cessar'ın en büyük evi. Burada en ufak bir şey bile olsa köylüler günlerce bunun dedikodusunu yapar. Ve bugünlerde pek çok şey oluyor. Biliyorum. Köylüler meydanda oturup evimin dedikodusunu yapıyorlar, değil mi? Her evde bir şeyler olur mutlaka. Ya da dedikodusunu yapacak şeyler yaşanır. Ama senin evinde olması beni şaşırttı Kalyani. Hem de senin gözlerinin önünde, senin huzurunda... Tüm bunlar nasıl oldu?
Seni herkesten iyi tanırım. Bu evin ilk tuğlasını tek başına koymuştun. Yanında iki çocuğun vardı. Hayat mücadelesi veren bir kadın. Bu köyün en saygın insanına dönüştün Kalyani. Söyler misin nasıl bu kadar aciz kaldın? Abla. Yetişkinler her zaman çocuklarının hatalarını gizler. Ama yetişkinler hata yaparsa onların hatalarını kim gizleyecek? Bunun bedelini sonunda çocuklar ödüyor. Yetişkinler yanlış yere bir fidan dikerse, o fidan evin duvarlarını yıkıyor. Yetişkinler su kanalını yanlış yere çevirirse, o su tarlaları basıyor. Aynı şekilde yetişkinler yanlış karar verirse, çocukların hayatında sorun çıkıyor. En küçük gelinime gerçekten üzülüyorum. Son derece yanlış bir karar aldım. Bu yüzden gelinimin hayatı mahvoldu. Torunumu bu köyden göndermeyecektim. Köyün dışındaki o büyük dünya son derece zehirli. İnsanları mahveden bir dünya. Anne, topumu gördün mü acaba? Hayır, görmedim. Baba anne, topumu gördün mü? Ne dedi? Ha? Topunu nasıl göreyim? Bu tarafa gelmedi ki. Aa, bak o tarafta. Bak o tarafa bak, oralarda olmalı. Sen ne zaman büyüyeceksin oğlum? Ben zaten büyüdüm. Dolabın ikinci rafındaki oyuncaklarımı sandalyeye çıkmadan alabiliyorum babaanne. Hayır. Beni korkutacak kadar büyümedin çocuğum. Git oyna. Arka bahçeye git. Orada istediğin kadar oyna. Hadi. Öyle güzel hayallerim vardı ki abla anlatamam. Cagu gibi harika bir sürü torunum olacaktı. Onlarla arka bahçede oynayacaktım. Onları Cagu'dan bile fazla sevip şımartacaktım.
Belki de bu hayalim gerçekleşmeyecek. Belki o zamana kadar benim hayalimi Nandu gerçekleştirecek. Belki ölmüş olacağım ve ölüm yıl dönümümde beni bu evde anacaklar. Tanrım, neden böyle bir mutluluğu hayal etmeme izin verdin? Ben ne hata ettim, ne günah işledim. Biraz su iç anne. Gena. Şimdi beni iyi dinle. Ben olmayacağım için bunu aklına kazı. Torunum Nandu'yu asla bu köyden dışarı gönderme. Asla gönderme. Köyün dışındaki dünya gerçekten çok zehirli. Kalyani, lütfen şimdi beni iyi dinle. Şunu hiçbir zaman unutma. Kan sudan daha koyudur. Neyse, artık gideyim. Bir çayımızı içseydin. Başka zaman kızım. Anne, çay içer misin? Öyleyse yemeği hazırlayayım. Yenge, yardım edebileceğim bir şey var mı? Bir şey yok. Geldiğimden beri hiçbiriniz bana bir şeyler yapma şansı vermediniz. Bu hiç hoş değil. Hepiniz çalışıyorsunuz. Bense odamda oturuyorum. Düşündüm de mutfakta size yardım edebilirim. Odamda oturmaktan sıkıldım artık. Sen ne diyorsun? Bu eve geldiğinden beri bu evde olan biten her şeyden, yaşadığımız onca üzücü olaydan sen sorumlusun. İzin vermediğimiz halde öyle çok şey yaptın ki.
Bir de izin verseydik. Kim bilir neler yapacaktın. Bizler evimize ilgilenmesini biliriz. Senin yardımına ihtiyacımız yok. Birkaç gün daha buradasın. Rahatına bak. Bizim için boşuna zahmete girme. Karamın nesi var doktor hanım? Her şey yolunda mı? Benimle dışarı gelin. Hemen döneceğim. Doktor, gelinimin nesi var? Endişe edecek bir şey yok efendim. Tebrik ederim. Gelininiz Hamile Hanım efendi. Ne? Gelinim hamile mi dediniz? Yani babaannem olacağım. Ay yüce Tanrım. Sana şükürler olsun Tanrım. En büyük dileğimi gerçekleştirdin. Pekala, ben artık gideyim. Çok teşekkür ederim doktor. Size eşlik edeyim doktor. Anne, sen neden bu kadar endişelisin? Doktor ne söyledi? Hayatım, kendine çok dikkat etmen gerekiyor artık. Peki, neyim varmış? Bir şey söylesene. Aslına bakarsan, doktoru çağırmamız iyi olmuş. Ne dedi biliyor musun? Bize dedi ki, bundan böyle çok dinlenmen gerekiyormuş. Ama diğer hastalıklar gibi değil. İstediğin zaman kızım... İstediğin şeyi yiyebilirsin. Ayrıca her türlü işi yapabilirsin. Ama şimdi dinlenmelisin. Bana söyler misin anne? Doktor ne dedi? Neyin varmış? Lütfen söyle. Hayatım, annem babaanne olacak. Şapşal şey. Hala mı anlamadın ha? Sen hamilesin kızım, hamile. Sahi mi anne? Evet kızım. Tanrı seni korusun. Umarım Tanrı sana hem sağlıklı hem de çok şirin bir evlat verir.
bunun için mabede gidip mum yakacağım. Bize bu iyi haberi verdiği için Tanrı'ya şükretmeliyiz kızım. Biliyor musun Puli? Bugün çok mutluyum. Yani ben gerçekten mutluyum. Bu benim aldığım en güzel hediye. Ve bu mutluluk o kadar değerli ki canım. Ne versem az. Yine de söyle. Benden ne diliyorsun? Benden ne istersin Puli? Arzularını gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım Puli. Doğrusu başka ne isteyebilirim ki? Senin gibi harika bir kocam var. Ve şimdi bu küçücük bebeği bekliyorum. Daha başka ne isteyebilirim ki? Evet, Anandi ile aileme bu güzel haberi vermek istiyorum. Çünkü senin ailen dışında bu dünyada benim için en değerli varlıklar onlar. İstediğin bu kadar mı? İşte, hemen arayacağım onları. Hayır, telefonla değil. Onlara telefonla haber veremem. Yanlarına gidip haber vermek istiyorum. Söylesene. Beni göndereceksin, değil mi? Ama bu haksızlık Puli. Az önce iyi bir haber verdim. Ve şimdi benden ayrılmak mı istiyorsun? Önce bırak, bu büyük mutluluğun tadını çıkarayım. Evet Puli, gitmen gerek. Bu güzel haberi kutlamak onların da hakkı kızım. Ama lütfen bana söz ver. Oraya gittiğinde sağlığına çok dikkat et. Evet anne. Sağlığıma dikkat edeceğim. Biraz tatlı ye. Bu şalı al bakalım. Mabede gittiğinde Tanrı'ya bolca dua et kızım. Her şey yolunda gidecek. Barat, onunla git ve onu ailesine teslim et. Tamam anne. Hadi kalk. Neden yatıyorsun? Yol hazırlığı yapmak istemiyor musun? Poli, hazır mısın? Gidelim mi? Biliyorum. Söylemesi kolay. Ama yapması çok zor. Ama yine de Gauri,
bu evdekilerin sana davranış biçimine kızmana gerçekten hiç ama hiç gerek yok. Üstelik burada çok fazla kalmayacağız zaten. Biletlerimizi alır almaz canım, buralardan çekip gideceğiz. Öyleyse bunları hatırlayıp kendimizi incitmeye ne gerek var ki? Biraz düşünürsen bu olanların onların hatası olmadığını anlarsın. Birdenbire evlenmemiz, onları gerçekten şoke etti. Bu şekilde tepki vermeleri normal. Aradan zaman geçtikçe her şey yoluna girecektir. Evliliğimizi ya kabul edecekler ya da kabul etmek zorunda kalacaklar. Çünkü başka çareleri yok. Sen artık benim karımsın Gauri. Ben de annemin ve babamın tek oğluyum. Benimle konuşmamayı daha ne kadar sürdürecekler ki? Ben eminim. Bir gün ikna olacaklar. Beni dinle. Sen buradayken kim ne derse desin, sessizce dinle. Diğerlerini ne kadar çok ciddiye alırsan, o kadar çok üzülürsün. Tamam mı? Söyledim ya efendim, bu imkansız. Yarın gelmem mümkün değil. Hayır, hayır, hayır. Öbür gün de buluşamam. Onlara söyleyin, 8-10 günden önce onlarla görüşmem mümkün değil. Size söyledim ya, görüşemem. Bunun kayıp olması umurumda bile değil. Akrabalık bağlarımız sarsılıyor, ailemizde huzur kalmadı. Ama o sadece parayı düşünüyor. Bunu kime anlatacağım, ne söyleyeceğim? Senin neyin var canım? Neden bu kadar öfkelisin? Lütfen biraz sakin ol. Nasıl sakin olabilirim Sumitra? Bu çocuk beni o kadar çok utandırdı ki. Evden dışarı çıkıp insanların yüzüne bakacak cesaretim bile yok. Pazara nasıl gideceğim? Herkes aynı şeyi soracak. Ne cevap vereceğim? Sumitra, işleri nasıl yürüteceğim? Muson yağmurlarının başlamasına az kaldı. Ekinler su altında kalırsa o zaman hayvanlara ne yedireceğiz ha? Ama ben burada... Derdini çok iyi anlıyorum canım. Bugün halam buradaydı. Annem ona cevap vermekte çok zorlandı Bayron. Annem haklıymış. Çocuklarının hatası anne babalarının utanmasına neden oluyor. Öyle çaresiziz ki hiçbir şey yapamıyoruz. Sana bu yüzden diyorum. Öfkelenmenin ve kendini suçlamanın hiç faydası yok. Artık olan olmuş. Hayır Sumitra. Burada oturup olanları sessizce kabullenemem. Burada boğulacak gibiyim. Bu şekilde huzur bulamam. Huzur bulamam. Ama... Baba...
Neden baba? Benden neden nefret ediyorsun? Bu öfkenin sebebi ne? Konuşmak bile istemiyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsunuz. Neden? Son birkaç günde şunu öğrendim. Bu evin kadınlarından büyük saygı görüyorsun. Herkes seni seviyor, sayıyor, sözüne değer veriyor. İlişkilerin hep saygı temelli. Bunu gördüm. Herkesin onurunu düşünüyorsun. İyi ama ben ne yaptım baba? Gölgeme bile tahammül edemiyorsunuz. Başkalarına sempatiyle yaklaşırken neden benden bunu esirgiyorsun? Ben de küçük yaşta evliliğin acısını çektim baba. Yanlış bir karar hayatımı çekilmez bir hale getirdi. Ama benim için bu haksızlığı gidermeyi hiç düşünmedin. Ne o zaman, ne de bugün. Küçük yaşta büyük acılar çektim. Toparlanmam yıllar sürdü. Hayatımın o karanlık dönemini hiç unutamıyorum. Hayatıma çeki düzen vermeye çalışırken aldığım eğitim bana destek oldu. Bir şeyleri başarmak istedim. Eğitimin önemini senden daha iyi kim bilebilir ki babacığım? Anandi'ye okuması için cesaret veren sendin, öyle değil mi? Kim bilebilirdi? Geleceğim için seçtiğim yolun beni geçmişime götüreceğini ve hayatımın yeniden kısır döngüye gireceğini. Böyle olacağını kim tahmin edebilirdi? Şundan eminim baba. Şu ana kadar anlamışsındır. Cagat bugüne kadar gerçek kimliğini benden gizledi. Yaşadığımız 5 yıl boyunca evli olduğunu asla söylemedi. Ben sadece ona inandım baba. Ama sen benden şikayetçisin. Neden baba? Senden yana bir şikayetim yok. Hatta sana acıdığım bile söylenebilir. Onunla ilgili gerçeği öğrendiğinde Jagdish'i terk etseydin, gerçekten kültürlü, iyi yetişmiş bir kız gibi onu reddetmiş olsaydın, o zaman sana da saygı duyardım. O zaman seni daha iyi anlardım. Ama hayır. Jagdish'in tüm hatalarını affetmekle kalmadı. Çocukluk aşkıyla evli olduğunu bildiğin halde onunla evlendin. Sanki bu aileye bir ders vermek istemişsin gibi. Onunla sadece sevdiğim için evlendim. Onunla evlenmek için sandığın türden bir nedenim yoktu. Onunla ilgili gerçeği öğrendiğimde kendimden olabildiğince uzaklaştırdım. Kafam gerçekten karışmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra o bana geldi. Evlenmesem bile bir daha Anandi'ye asla dönmeyeceğine dair bana yemin etti, inanın. Çünkü Anandi... Yani Jagdish de sana ısrar ettiği için mi evlendin? Yani Anandi'nin Jagdish için anlamı yok. Ama şunu anlamışsın. Anandi'nin ailemizde ve hayatımızda çok özel bir yeri var. Onu tamamen unutup bir başka kızı kabul edemeyiz ve bunu Jagdish de iyi biliyor. Sanırım Jagdish'in bir daha Anandi'ye asla dönmeyeceğine yürekten inandın. Sonra ailesini de unutacaktı. Evine dönmeyecekti. Düşündüğün bu muydu? Evet. Çünkü bunu oğlunuz söyledi. Anandi ile ve ailesindeki herkesle bağını kopardığını söylemişti. Madem Jagdish Anandi ve bu aileyle tüm bağlarını kopardı,
Öyleyse buraya neden geldiniz? Bu benim hatam baba. Onu buraya gelmeye ben zorladım. Doğrusu bilmiyordum. Bu evin gelenekleri çok farklıymış. Evin gelininin yanında oğlunuzun bir önemi yok. Hepiniz gelininizi oğlunuzdan fazla seviyorsunuz. Ama bunu bilmiyordum. Bu yüzden buraya geldim. Gelinimizle bir ilgisi yok. Oğlumla da ilgisi yok. Gördüklerinin doğru olanla ve yanlış olanla bir ilgisi var. Bizim evimizde doğru her zaman destek görür. Oysa ikinizin yaptığı şey tamamen yanlıştı. Tamamen. Anandi'nin hayatını mahvettiniz. Sizin yaptığınız yanlış buydu. Anandi bu konuda yanlış yapmadığından destek gördü. Herkes Anandi'yi destekledi. Ve her zaman onu destekleyecek. Ve bu asla değişmez. Bu iş böyledir kızım. Unutmayın bunu. Ama birini incitmek pahasına yaşanan bir ilişki asla uzun süreli olmaz. Ama birini incitmek pahasına yaşanan bir ilişki asla uzun süreli olmaz. Hey, Puli! Merhaba teyze, iyi günler, iyi günler. İyi günler. Seni görmek ne güzel canım. Nasılsın? Çok iyiyim. Ya kocanın ailesi? Onlar da çok iyi. Buraya ne zaman geldin? Buraya dün akşam geldim. Sabahın olmasını dört gözle bekledim. Sabah erkenden gelip Anandi'yi göreyim istedim. Onu görmek için okula gidiyordum. Anandi'yi uzun zamandır görmüyorum. Geçen sefer bir gün bile kalamadığım için onu görecek fırsatım olmadı. Bu yüzden onu çok özledim. Bugün baş başa oturup akşama dek konuşuruz. Evet Puli, en iyi arkadaşını gör. O da buna çok sevinecektir. Onun acısını paylaşabilecek tek insan sensin canım. Biraz teselli bulur. Tanrı arkadaşına büyük bir keder verdi. Şimdi hayatını nasıl yaşayacak? Hiç belli değil. Anandı için üzülüyorum. Neden? Neden onun hakkında böyle konuşuyorsunuz teyze? Anandi'ye ne oldu teyze? Söylesenize, Anandi iyi mi? Durumu hiç iyi değil kızım. Anandi sana söylemedi mi? Kocası Jagdish ikinci kez evlendi. Yeni karısıyla burada kalıyor. Şehirden gelen o kızla birlikte aynı evde yaşıyor. Evet, Jagdish'te gerçekten hiç utanma yok. Yeni karısında da öyle. İkisi de köyde rahatça dolaşıyorlar. Saygın bir aileye geldi. Anandi'nin bahtı çok karaymış. Önce Jagdish okuyacağım diye Anandi'yi bırakıp şehre gitti. Yıllarca orada kaldı. Ve şimdi ikinci kez evlenip Anandi'yi sonsuza dek bıraktı. Ne bahtı kara kızmış. Anandi herkesin sayıp sevdiği bir kadın ama... Kocası onu umursamazsa başkası ne yapabilir ki? Zavallıcık kederinden uzun süre içine kapandı. Sekiz kere bir, sekiz. Sekiz kere iki, 16. Sekiz kere üç, 24. Sekiz kere dört, 32. Sekiz kere beş, 40. Sekiz kere altı, 48. Sekiz kere yedi, 56. 8 kere 8, 64. 8 kere 9, 72. 8 kere 10, 80. Aferin. Hepiniz 8'leri bir kere de hatasız saydınız. Çok iyi. Puli!
Çocuklar, bugün ders sona erdi. Gidebilirsiniz. Yaşasın! Poli, nasılsın? Buraya nasıl geldin? Haber bile vermedin. Ayrıca gelir gelmez kızlara tatil verdin. Çok yaramazsın Poli. Poli, bu senin telefonun değil mi? Neden bana veriyorsun? Çünkü artık ihtiyacım yok. Anandi, sen söylediklerini unutmuşsun. Ama ben hiçbirini unutmadım. Bu telefonu bana sen vermiştin. O zaman demiştik ki birbirimizden çok uzaklaşsak bile bu telefon sayesinde bağlantımızı asla koparmayacaktık. Her şeyimizi birbirimize anlatma sözü vermiştik. Öyle değil mi? Cevap ver Anandi. Mutluyken de, mutsuzken de arayacaktık Anandi. Cevap ver bana. Söz vermedik mi? Ama bunu hiç yapmadık. Öyleyse bu telefonun ne faydası var? Sen bu acıya tek başına katlandın. Ben sadece köyden ayrıldım. Ama ölmedim Anandi. Poli. Hayır. Sen arkadaşlarımızı unutmuşsun. Beni acını paylaşmaya layık görmedin. Anandi, seninle küçüklüğümüzden beri dertlerimizi paylaştık. Mutlu olduğumuzda güldük. Ama senin için bir yabancıyım ben. Neden Anandi? Söyle neden? Hayır. Kendime kızıp duruyorum. Eskiden herkese söylerdim. Anandi'nin en ufak sorunu olsa bundan benim anında haberim olur derdim. Ama yalanmış. Hepsi yalanmış. Anandi, ben yokken çok acı çekmişsin. Evliliğin sona ermiş. Ve ben kendi evliliğimle ve yeni hayatımla meşgul olduğumdan sana pek vakit ayıramadım. Ama sen bana söyleyebilirdin değil mi Anandi? Bana söylemedin. Beni kardeşin gibi görmüyorsun. Anandi, bunu biraz düşün. Ben sana böyle yapsam, o zaman sen ne derdin? Ya ben de seninle hiçbir şeyimi paylaşmasaydım? Git! Neden geldiğimi sana söylemeyeceğim. Buraya sana iyi bir haber vermeye gelmiştim. Söylemeyeceğim. Hamile olduğumu sana söylemeyeceğim Anandi. Söylemeyeceğim. Poli, gerçekten hamile misin canım? Bana kızgınsın biliyorum. Ama tebrik etmeme izin vermeyecek misin? O eve gidip onlara soracağım. Babanla biricik oğluna hesap soracağım. Sana bu haksızlığı nasıl yaptıklarını soracağım. Hayır Poli. Hayır. Oraya gitmeyeceksin canım. Ama neden Anandi? Sen 16 yıldır o ailenin gelinisin.
16 yılını hep onlarla ilgilenerek, onların işlerini yaparak geçirdin, öyle değil mi? Bu yüzden sana bu şekilde davranmaya hiç hakları yok. Oraya mutlaka gideceğim. Hem de şimdi. Hayır Puli. Puli. Puli bak, ben senin en iyi arkadaşınım, öyle değil mi? Sözlerime daima kulak verdin değil mi? Şimdi beni dinlemeyecek misin? Şu an evdeki herkes çok incinmiş durumda. Senin sorunların onları daha da incitir Puli. Lütfen bunu yapma. Anlıyorum. Anlıyorum Anandi. Seni en çok inciten insanı, sana en çok sorun çıkaranı, hayatını mahveden insanı bugün bile korumak istiyorsun değil mi? Öyle olsun. Tamam. O zaman oraya gitmem. Puli! Sana getirdim. Kabul et lütfen. Yeşil en sevdiğin renk değil mi? Onları al. Hayır Cagdiş. Yeşil bileziklerim zaten var. Ne fark eder ki, fazla olsun. Thank you.
İyi günler Jagdish. Nasılsın? Aa, az daha unutuyordum. Artık Anandi'nin kocası değilsin. Onunla tüm bağlarını koparmışsın. Öyleyse şimdi sana nasıl hitap etmeliyim? Hadi söyle. Sana ne demem gerekiyor? Jagdish mi? Yoksa Doktor Jagat mı? Bunu nasıl yapabildin ha? Hem de o kıza. Her zaman senin mutluluğunu düşünen o kıza yaptın. Anandi senin için her şeyi yaptı. Senin için acılara katlandı. Senin yüzünden azar işitti. Karşılığında sen ne verdin? Bunu mu? Yıllardır devam eden evliliği bir anda bitirdin mi? Kendi hayallerini gerçekleştirmek için onun mutluluğunu ve hayallerini yok ettin. Niçin? Bunu gerçekten niçin yaptın Jagdish? Bu kız için değil mi? Bana istediğini söyle. Ama Gauri'yi bu işe karıştırma. Bu onun hatası değil. Onunla evlenmek benim kararımdı. Gauri'yi seviyorum. Ve... Anandi'yi sevmiyorum. Onu hiç sevmedim. Sahi mi? Ya eskiden yaptıkların? Anandi'yi birkaç dakika görebilmek için gizlice onun köyüne giderdin. Benim aracılığımla mektuplar gönderirdin. Ve onunla buluşmak için panayırlara giderdin Jagdish. Ve bana şöyle yalvarırdın. Lütfen Poli, ne olursun ben olduğumu Anandi'ye söyleme. Onlar neydi? Oyun muydu? Yoksa rol mü? Söylesene. O zamanlar evlilik nedir bilmiyordum. Anandi'nin benim karım olduğunu söylemişlerdi. Bir anda evlenmiştik. O andan itibaren hayat arkadaşım olduğuna inandım. Ama onunla sadece arkadaştık. Onunla arkadaşlığıma sevgi denmesi benim hatam değil. Sen söyle. Gerçek aşkın ne olduğunu Mumbai'ye gidince öğrendim ben. Orada Gauri ile tanıştığım zaman. Bana arkadaşlıkla aşk arasındaki farkı söyleme. Bu tür açıklamalarla sadece kendini kurtarmaya çalışıyorsun. Eskiden Anandi'yi sevdiğini de inkar ediyorsun. Oysa tam tersi. Şu anda yaşadıkların bir yalan. Şehre gidip geleneklerimizi unuttuktan sonra tek öğrendiğinin bu olması gerçekten üzücü. Tek yaptığın kafaları karıştırmak için sözcükleri çarpıtmak. Seni tanımıyorum. Bizlere tanımadığımız insanlarla konuşmamamız öğretildi. Şu anda seni ne dinlemek istiyorum, ne de seninle konuşmak istiyorum. Bu yüzden ikimizin arasına girmezsen senin için çok iyi olur. Seninle olan arkadaşlığımız Anandi ile arkadaşlığım kadar eski. Bizler çocukluk arkadaşıyız. Birlikte oynadık, birlikte büyüdük. Birlikte yaramazlıklar yaptık. Sana her zaman kardeşim gözüyle baktım. Sana çok fazla saygım vardı. Dul kalmıştım. Bir eşim yoktu. Hayatımın yarısını dul olarak geçirdim ama yine de mutluydum. Gerçekten mutluydum. Çünkü Anandi mutluydu. İyi bir aileye gelin gitmişti. Senin gibi bir kocası vardı. Onu seven bir kocası. Onu düşünen bir kocası.
Ama kader bazen türlü oyunlar oynuyor. Tanrı beni bir başkasıyla evlendirdiği an Anandi'nin yüzündeki gülümsemeyi alıverdi. Birinin güvenini zedelemek çok büyük günahtır. Senin yaptığın. Bu yaptığını gören hiçbir insan bir daha hiç kimseye güvenmez. Asla! Ve bir şeyi sakın unutma, Doktor Jagat. Anandi bir gün seni affedebilir. Çünkü kendi için yaşamayı hiç bilmedi. Aldığı her nefes, ettiği her dua sadece sevdikleri içindi. Ama Tanrı seni hiçbir zaman affetmeyecek Jagdish. Asla. Kız kesinlikle doğru söylüyor. Büyük hanımın torunu çok yanlış yaptı. Güzel ve iyi bir karısı olmasına rağmen şehirden başka kızla evlendi. Gidelim. Anandi'yi biraz olsun görebilmek için gizlice onun köyüne giderdin. Benimle, benim vasıtamla ona mektuplar gönderirdin. Bunları nasıl bu kadar kolay unuttun Jagdish? Nereye gidiyorsun? Beni dinle. Nereye gidiyorsun? O kız kim? Anandi'nin arkadaşı mı? Babaannen ya da baban değil ama onun önünde suspus oldun değil mi? Benim hakkımda saçma sapan konuştu. Senin hakkında ve evliliğimiz hakkında da. Hatta ayrılırken bizi lanetledi. Peki sen ne yaptın? Öylece durup seyrettin değil Tabii mi? Tabii söyledim ya. İnsanların Anandi'yi övmelerine izin verdin ki... Benim için sorun değil. Ama neden herkes onu sayarken bana hakaret ediyor? Seni Anandi'nin elinden mi aldım öyle mi? Öyleyse bunu neden onlara söylemiyorsun ha? Neden söylemiyorsun? Bana öylesine nefretle bakıyordu ki. Sanki ahlaksız bir kızla dolaşıyormuşsun gibi. Neler hissettiğimi biliyor musun? Kendimi sanki senin karın değilmiş gibi hissettim. Şehirli bir yanaşma gibi. Ne saçmalıyorsun sen? Delirdin mi? Yeter artık. Her şeyi anladım. Hiç kimsenin sorusuna verecek bir cevabın yok senin. Bıktım artık. Bahanelerini dinlemekten, açıklamalarını dinlemekten usandım. Bu yıl turşuları oldukça geç kurduk. Ham mangolar olgunlaşmaya başlamış. Birkaç gün daha geç kalsaydık, o zaman turşu kuramayacaktık. Thank you.
Tıp fakültesine giriş sınavı. Doktor mu? Anandi, doktor mu olmak istiyor? Keseria